Evet uzun zamandır böyle bir videoyu mobilde nasıl yapabiliriz diye düşünüyordum. Bir türlü bulamamıştım fakat en sonunda Elite Motion'ı sizlerin de tavsiyesiyle indirdim. Ve Light Motion sayesinde bir hologram videosunu nasıl oluşturabileceğimizi anlatacağım size bu videoda. Eminim ki çok hoşunuza gidecek ve bu video biter bitmez hemen denemek isteyeceksinizdir. Az sonra anlatacağım videoda iki tane uygulama kullanacağız. Bunlardan bir tanesi CapCut sizlerin en sevdiği uygulamalardan bir tanesi olan. Bir diğeri de yine sizlerden en çok istek gelen uygulama olan Elite Motion. Elite Motion'la ilgili daha detaylı videolar ilerleyen zamanlarda gelecek. Öncelikle ortaya çıkacak sonucu bir izleyelim daha sonra da nasıl yapıyoruz hep beraber bir bakalım isterseniz. Gördüğünüz gibi ortaya oldukça güzel bir sonuç çıktı. Şimdi bu videoyu çekerken öncelikle yapmanız gereken İki şey var bunları söyleyeceğim size. Birincisi kameranızı sabit tutmanız gerekiyor. İster kamerayla ister cep telefonunuzla çekin. Ya bir tripota bağlayacaksınız ya da bir şekilde bir yere sabitlemeniz gerekiyor. Çünkü kamera hareket ederse bu hologram videosunu yapamayız. Daha doğrusu gerçekçi olmaz. Çünkü iki video birbirine uymaz. İkinci tüyü ise şu arkadaşlar. Telefonunuzdan ekran kaydı almanız lazım ve ekran kaydınızı alırken sağ elinizle yaptığınız ya da sol elinizle yaptığınız hareketin diğer tarafta da aynı şekilde olması gerekiyor. Ekran kaydını nasıl alacağım derseniz iPhone fonlarda zaten burada ekran kaydını alma kısmı var kendi içerisinde. Android cihazlarında da bir çoğunda var. Yukarıdan menüyü indirdiğinizde ekran kaydı seçeneğini bulabilirsiniz. Şimdi ekran kaydına giriyorum mesela. Burada yaptığım hareket şöyle olacak. Mesela burada hologram ekran var gibi düşünün. Bu parmağı hareket ettirirken aynı şekilde telefonu da saklıyorum masanın altında. Ve bu şekilde hareket ettiriyorum. Şöyle dokunduğumda da buraya geliyorum. Şöyle çekiyorum mesela. Şeyi beğendiğim zaman da şu şekilde yapıyorum. Ve bu şekilde senkron oluyor hareketleriniz. Siz isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Veya önceden ekran kaydı alıp senkronu kendinize göre de çözebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi CapCut ve Elite Motion ile hologram videosunu nasıl oluştururuz? Hep beraber gelin bakalım isterseniz. İlk olarak Elight Motion uygulamasını açıyoruz. Elight Motion ile ilgili sizlerden çok fazla istek gelmişti. Yavaş yavaş Elight Motion ile ilgili de videolarıma başlamış olayım böylece. Bu arada uygulama için satın alma bulunuyor Elite Motion'da. Fakat ücretsiz olarak da kullanabiliyorsunuz. Arada reklamlar çıkıyor ve üzerine de filigran koyuyor. Onu da hatırlatayım ama filigran görünmeyecek bizim yapacağımız videoda. Şimdi aşağıdaki artıya tıklıyorum ve buradan proje ve element var. Projeye tıklıyoruz. 9'a 16 dikey formatı seçiyoruz. Tabi siz yatay çektiyseniz yatay olan 16'ya 9'u seçebilirsiniz. Ben dikey çektim o yüzden 9'a 16'yı seçiyorum ve proje oluştura tıklıyorum. Şimdi yanında gördüğünüz gibi filigran var. Fakat az önce de söylediğim gibi CapCut'ta bu filigran kısmını görmeyeceğiz. Şimdi aşağı daki artıya tıklıyorum ilk olarak ve buradan fotoğraf ve video var. Ona tıklıyoruz. Az önce aldığımız ekran kaydını seçiyoruz. Şöyle bir ekran kaydıydı. Şöyle play'e basalım bir oynatalım. Şimdi arkadaşlar bunun perspektifini değiştireceğim. Bunu nasıl yapacağız? Aşağıdaki efektler kısmına giriyorum ve buradan efekt ekle'ye tıklıyorum. Efekt ekle'nin içerisinde 3 boyutlu var. 3 boyutluya tıklıyorum ve buradan katmanı ters çevir efekti var. Bu ücretsiz bir efekt. Gördüğünüz gibi ücretli olanların kenarlarında kilit işareti bulunuyor. Buna tıklıyoruz ve standart ayarlara tıklıyorum. Şimdi buradan açıyı ekseni ve kırp özelliklerini değiştireceğiz. Şöyle açısını değiştiriyorum. Öncelikle ters çevireceğim bunu. Çünkü kamera karşıdan gördüğü için bu hologram ekranın arkadan görünüyor olması gerekiyor. Evet, ters çevirdik. Şimdi iki parmağımla şöyle küçülteceğim. Siz videonuzun açısına ve perspektifine göre buradan açıyı belirleyebilirsiniz tabii ki. Mesela benimki şöyle bir şeydi. Evet bu kısmı tamamladık. Şimdi boş bir alana tıklıyorum. Daha sonra tekrar aşağıdaki artı butonuna tıklıyorum. Ve buradan şekilin içerisinden kareyi seçiyorum. Ve bu kareyi şöyle büyütüyorum arkadaşlar. Tam ekran olacak şekilde. Ve renk ve dolguya tıklıyorum. Buradan da şu yeşili seçiyorum. Tekrar boş alana tıkladım. Bakın şurada katmanların sağ tarafında 3 tane çizgi var. Şimdi üstteki dikdörtgeni aşağıya geçirmem o yüzden o üç çizgiye basılı tutarak şöyle bu katmanı aşağıya alıyorum ve ekran kaydım üstte kalıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu dikdörtgenin süresini de ekran kaydımla aynı zamana getirmem gerekiyor. Şöyle iki parmağımla çalışma alalımını büyütüyorum. Yeşil katmana tıklıyorum. Videonun en sonuna doğru çekiyorum şöyle elimi ve buradaki butona tıklıyoruz. Buraya tıkladığında gördüğünüz gibi yeşil olan alan da videomla aynı süreye geldi. Evet buradaki işlemimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi arkayı yeşil yaptık ve CapCut'ta bu yeşili kaldıracağız şimdi. Bunu kaydetmek için yukarıdaki ok butonuna tıklıyoruz. Buradan video seçili. Dışa aktar diyoruz. Burada sizden ücret isteyecek. Fakat hayır filigranı seviyorum seçeneğine tıklarsanız ve devam ederseniz ücretsiz olarak videoyu galerinize indirebilirsiniz. Dediğim gibi filigran olacak videonun üzerinde. Videomuzu galerimize kaydediyoruz. Fakat karşımıza bir reklam çıkacak. O reklamı da bekleyip şuradaki çarpıya basarak atlamamız gerekiyor ve daha sonra kaydet butonuna tıklıyoruz. Kapat diyorum ve bu video galerime kaydedildi şu şekilde. Şimdi sıra geldi CapCut'a. CapCut uygulamasını açıyoruz. New Project'e tıklıyoruz ve kendinizi çektiğiniz videoyu öncelikle seçiyorsunuz. Ben şu videoyu çekmiştim. Videonun başında da gördüğünüz gibi. Şimdi bu videonun üzerine Elite Motion'da yaptığımız videoyu ekleyeceğiz. Overlay'e tıklıyorum. Aşağıdan Add Overlay diyorum ve az önce yaptığım videoyu seçip add diyorum. Şöyle bakalım. Şimdi burada yeşil alanları öncelikle kaybetmemiz gerekiyor. Bu video seçiliyken yani ekran kaydı video seçiliyken aşağıdaki ayarlardan Chroma Key'e geliyorum. Ve burada Chroma Key'deki Yuvarlağa yeşil alana sürüklüyorum. Daha sonra intensity'ye geliyorum ve intensity'yi de şöyle 100 yapıyorum arkadaşlar ve OK diyorum. Artık bunun pozisyonunu ayarlayabiliriz şu şekilde. A light motion yazısı burada kalıyor fakat onu böyle dışarıya atabilirsiniz. Veya kadrajın dışına çıkmıyorsa eğer şöyle yapabilirsiniz. Maskeleme seçeneğine yani mask'e tıklıyoruz. Buradan split'e tıklıyoruz ve şu şekilde maskelemeyi Buraya getiriyoruz ve gördüğünüz gibi Elite Motion yazısı kayboldu. OK diyorum ve bunun konumunu ayarlıyorum öncelikle. Evet şöyle bir konumda kalsın şimdilik. Sıra geldi bunu senkron etmeye. Benim el hareketlerimle aynı şekilde senkron edeceğim. Bunun için de öncelikle bunun opasitesini biraz düşüreceğim. Splice'a tıklıyorum. Alttaki video seçiliyken opasiteyi düşürüyorum şöyle. Ve parmağımla videoyu sürüklüyorum. Bakalım ilk olarak elimi nerede yukarıya doğru kaydırmışım parmağımı. Evet şurada kaydırmaya başlıyorum bakın. Şimdi alttaki videonun üzerine basılı tutarak bunu şöyle sürüklüyorum. Buradan izliyorum arkadaşlar. Buradaki ekran kaydı ne zaman kaymaya başlamış ona bakıyorum. Evet şurada kaymış mesela. Şöyle ufak ufak milim milim hareket ettiriyorum. Şöyle bir bakalım şimdi. Play'e basalım. Biraz senkron kaymış. Ne yapmam gerekiyor? Burada parmağımı hareket ettirdiğimde bakın ekran daha kaymamış. O yüzden bu videoyu biraz daha şu tarafa doğru çekeceğim. Şimdi olmuş olması lazım bakalım. Çok az daha senkron kayması var, azıcık daha bu tarafa çekiyorum. Şimdi bir daha bakalım. Evet, şu anda tam olarak oturdu gördüğünüz gibi. Bunun üzerine tıklayıp, Splice'dan tekrar bunun opasitesini, yani transparanlığını 100 yaptım. Şimdi sıra geldi buna efekt atmaya. Böyle hologram görüntüsü gibi bir şey yapmak istiyorum. Onun için üzerine efekt atacağım. Tekrar geriye dönüyorum ve efektlere tıklıyorum aşağıdan. Buradan Retro'ya geliyorum. Retro'nun içerisinde birçok böyle farklı efekt var. Bunlardan istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Ben şuradaki TV Pixels efektini seçeceğim. Bunun üzerine tıklıyorum ve OK diyorum. Şimdi bu efekti benim olduğum videoya aktı gördüğünüz gibi. Bunu diğer videoya nasıl geçireceğiz? Efektin üzerine tıklıyoruz ve aşağıdan Object'e tıklıyoruz. Ekran kaydının olduğu katmanı seçiyorum. Gördüğünüz gibi o katmana geçirdi efekti şu anda. Şimdi bu efektin süresini ayarlayacağız. Şöyle iki parmağımla küçülttüm ve şuradan tutup şuraya çekiyorum. Ve buradan da tutup videonun sonuna kadar çekiyorum. Evet, artık bütün videonun üzerine bu efekti de atmış olduk. Şimdi de opasiteyi tekrar düşüreceğim arkadaşlar. Geri geliyorum üstteki katmana tıkladım buradan splice'a tıkladım ve opasitesini biraz düşürdüm ki daha hologram gibi bir görüntü olsun diye. Daha sonra tamam diyorum. Şimdi sıra geldi bu ekranın açılıp kapanma efektine. Şöyle mesela elimi gördüğünüz gibi şu şekilde yaptım bakın. Tam onu yaptığımda bu video başlasın istiyorum. O yüzden bu videoyu şöyle çektim buraya doğru ve aşağıdan animation'a tıkladım. Buradan ine tıkladım ve buradan zoom in dedim arkadaşlar. Zoom in'in in de süresini ayarlıyorum şöyle 0.2 saniye olsun mesela. Tıkladım bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi ekran zoom in şeklinde geldi. Hatta biraz daha şunu geri çekeyim. Evet şimdi çıkış efektini de vereceğim. Onda da yine aynı şekilde elimi şu şekilde geri almıştım. Bakalım nerede yapmışız onu. Evet şurada yapıyorum. O yüzden bu videoyu şuraya kadar çektim. Şimdi burada out dersen baştaki efekt gidecek. O yüzden bu videoyu ikiye bölmem lazım. Videonun üzerine tıklıyorum arkadaşlar ve split diyorum. Yani böl seçeneğine geldim. Ve buradan tekrar animation'a geldim ve out yani çıkış efektini seçeceğiz. Bunda da zoom out olsun. Zoom out'u seçtim yine 0.3 saniye olsun bu da. Şöyle bakalım şimdi. Şimdi buradaki sesleri de isterseniz kapatabilirsiniz. Komple videonun sesini kapatmak için üzerine tıkladıktan sonra volume tıklıyorum ve sıfır yapıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde ekran kaydının da sesini bu şekilde kapatacağız. Daha sonra üzerine istediğiniz bir müziği atabilirsiniz. CapCut'ın içerisinden ya da telefonunuzda bulunan başka bir müziği buradan atabiliyorsunuz. Alttaki audio seçeneğine tıklayarak buradan Sounds'a geliyoruz ve CapCut içerisindeki müzikleri buradan görüyorsunuz. Siz istediğiniz bir müziği ya da ses efektini buradan atabilirsiniz. Evet bu şekilde videomuz bitirdik şimdi şöyle bir bakalım baştan tam ekran yaparak. Evet gördüğünüz gibi oldukça kısa zamanda ve iki tane ücretsiz uygulamayla bu videoyu oluşturduk. Şimdi hepiniz cep telefonlarınızı elinize alın ve bu videoyu oluşturmaya çalışın. Eminim sizlerden çok daha yaratıcı ve çok daha güzel işler çıkacaktır. Yaptığınız çalışmaları eğer Instagram ya da TikTok'ta paylaşırsanız beni de etiketlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videolarımda ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.